Burada 1 no'lu şekildeki kırmızı çubuğa eş halkalardan 1 tane takıldığında 2 no'lu, 5 tane takıldığında 3 no'lu şekil elde ediliyor. 1 no'lu şeklin ağırlığı 0.6 kilo iken 3 no'lu şeklin ağırlığı 2 no'lu şeklin ağırlığının 4 katıdır. Buna göre kırmızı çubuğa eş halkalardan 3 tanesi takılırsa oluşan şeklin ağırlığı kaç kilo olur? Bunun ağırlığı 0.6. Sonra e, burada 3 no'lu şeklin ağırlığı 2 no'lu şeklin ağırlığının 4 katı. O zaman... Burada 0.6 var. Burada da 0.6 var. Burada x diyelim. Burada 5x diyelim. 0.6 artı x'in 4 katı 0.6 artı 5x'e eşit. Böylece 2.4 artı 4x eşittir 0.6 artı 5x. Buradan da 1.8 eşittir x gelmiş oldu. Şimdi kırmızı çubuğa eş halkalardan 3 tane takarsak. 1, 2, 3 yani her biri 1.8 olduğu için 1.8 çarpı 3 bir de kırmızı bu çubuğun ağırlığı var 0.6, 5.4 artı 0.6'dan 6 olmuş oldu D şıkkı. 1.26 santim yüksekliğe sahip birim yüksekliğe sahip 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çekmece var bakın. Ve 0.42'de yüksekliğinde ayağı varmış. Dolabın 5. çekmecesi ile 6. çekmece arasında bir kırmızı boşluk var. O kırmızı boşluğa bir çekmece giremeyecek diyor. Buna göre dolabın yüksekliğini bulacağız. Şimdi 8 çarpı 1.26 artı 0.42. Bu yüksekliğimizden küçük değil mi? Eğer şu kırmızı boşluk olmasaydı yüksekliğimiz 8 çarpı 1.26 Artı 0.42 olacaktı. Ama yükseklik bundan büyük. Neyden küçüktür? Buraya çekmece sığmadığına göre. Eğer bir çekmece buraya sığsaydı 1.26 da buradan gelecekti. 9 çarpı 1.26 artı 0.42 olacaktı. Ama yükseklik bundan da küçük. Şöyle yapayım. O zaman şuradaki işlemi kenarda çarpacağım. Ee, ve topladığım zaman burası 10.5 oldu. Sonra burası 1.26 ile 9'u çarpacağız değil mi? Burada sorunun tek zor yanı sanki o 1.26 ile 9'u çarpmak. Dolayısıyla 0.42 ile de toplayınca 11.76 oldu. Yani bu yükseklik 10.5 ile 11.76 arasında olmalı. Bunu sağlayan hangi şıkkımız var? D şıkkı var bakın. Bu arasına giren yükseklik D şıkkı oldu. Evet burada şimdi tüm hacim 6 üzeri 6 olduğu için 4 üzeri 2 dakika boyunca 3 üzeri 6 dakikada 3 üzeri 6 doluyorsa 4 üzeri 2 dakikada bu kadar dolar. Artı t dakika boyunca 12 üzeri 3 doluyorsa o zaman burada da işte dakikada bu kadar dolduğundan da t dakikada bu kadar dolar. Şimdi t'yi bulacağız. 6 üzeri 6 eksi 4 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 t çarpı 12 üzeri 3. Her iki tarafı da gidiyorum 12 üzeri 3'e bölüyorum. Şu an t'yi en azından bu halde buldum. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapmak için hemen şuraya bir bakalım. 6 üzeri 6 nedir? 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Eksi 3 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 2. O zaman 3 üzeri 6 burada 64. Burası da 16. 3 üzeri 6 64 eksi 16. Alt tarafta da 12 üzeri 3. Hadi şöyle yazayım. 4 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Eşittir t. 3 üzeri 6 Sonra 64-16'dan 48. 4 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 6 sadeleşti. 3 üzeri 3 geldi. 48 e, burada artık bu da 16 çarpı 3 olduğu için. E, bu da 64 olduğu için 64-16 sadeleşti. 4 geldi. Buradan da 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. 81 bölü 4 oldu cevabımız. Şıklarda bak dikkat edersen aslında A şıkkı. A 9 bölü 2'nin karesi yani 81 bölü 4'tür. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı geldi. Aşağıdaki gaz lambasının halkası şekilde belirtilen yönde bir miktar döndüğünde fitil dönme açısı ile orantılı biçimde dışarı çıkmaktadır. Başlangıçta fitili bir miktar dışarıda olan gaz lambasının halkası ok yönünde 40 derece ve 100 derece döndürüldüğünde lambanın görünümü yukarıdaki şekillerde verilmiştir. Halka 200 derece döndürüldüğünde fitilin tamamı içinde olduğu haznenin dışına ilk kez çıktığına göre fitilin tamamının uzunluğu hangi tam sayı arasındadır? Şimdi e, doğru orantılı diye söylemiş. O zaman bir kere burada 40 derece döndüğünde ve 100 derece döndüğünde. 40 ve 120'nin katı ya o zaman buna 2K diyeyim. 20'nin 2 katı. Bu 20'nin 5 katı. Buna da 5K diyeyim. Yani bir nevi 2K... E, ...yukarı çıkaracak fitili. Şunu söyleyebilirim. Başlangıçta fitil bir miktar dışarıdaysa o zaman uzununu bilmiyorum başlangıçta. Sıfır anında bir A uzunluğa sahip olsun. Ve e, 40 derece döndürdüğümde 2K kadar yukarı çıksın. Ne demişim? Derece ile orantılı. Bu kök 32 yani 4 kök 2. Sonra yine aynı şekilde... 100 derece döndürürsem, burada da o zaman ne olacak? Başlangıçta bir A kadar dışarıdaydı. Hani fitil başlangıçta şöyle bir yerdeydi. Ne kadar uzunluğa sahip olduğunu bilmiyoruz. İlk görüntüsü mesela şöyle olsun, şöyle yapalım. İlk başta burada şöyle ufacık bir görüntü var. O A dedim işte o uzunluğa. Şimdi A artı 5K. 100 derece döndürdüğüm zaman 105 e, ile orantılı diyeceğiz. O zaman buradan da kök 98, 7 kök 2 olacak. Şimdi şurayı taraf tarafa çıkarırsam 3K eşittir 3 kök 2 olur. K kök 2 olur. Demek ki her 20 derecede kök 2 bunun uzunluğu artacak. Neden her 20 derece dedim? 40 ve 100 20'nin katıydı. Birisi 2 kat birisi 5 kat olduğu için işte 20 ile orantılı olacak şekilde artık her 20 derecede kök 2 arttığını gördüm. K kök 2 ise yerine yazarsak 2 kök 2 A da buradan 2 kök 2 geldi. O zaman başlangıçta 2 kök 2 uzunluğa sahip. 200 derece 20'nin kaç katı 10 katı 10k yani o zaman her 20 derecede e, kök 2 artıyorsa 10 katında 10 kök 2 artacak. Buradan da o zaman 12 kök 2 oldu. 12 kök 2 neye eşit hemen bir bakalım 144 çarpı giden 288. Kök 280 nedir kök 256'dan büyük yani 16'dan büyük kök 289 yani 17'den de küçük o zaman bu 16 ile 17 aralığında bir uzunluğa sahiptir b şıkkı Az sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değere bakacağız kutulara her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriyoruz o zaman en büyük olması için üst ee, üstü sayının en büyük olması için 4 üzeri 3, 64, 3 üzeri 4, 81. O zaman en büyük 3 üzeri 4 de olur. Bir de 2 üzeri 1 derim. Böylece 81 artı 2'den 83 en büyük değeri olur. Sonra giderim bir de en büyük değerini buldum. En küçük değerini bulalım şimdi. 1 üzeri 4 diyeyim. Bunu bir kullanayım böyle en az. 2 üzeri 3, 8'dir. 3 üzeri 2, 9'dur. Daha da küçük yapma şansım var mı bakayım? E, ee, burada 1 üzeri 4 dedim. 2 üzeri 3 dedim. Daha başka küçük, daha da 8'den küçük bir sayı elde etme şansım hayır. Yok. O zaman en küçük değeri de 8 bakıyorum. 8 bir daha 9 geldi. En küçük değeri de bu oldu. Bunların arasındaki fark da 74 oldu C şıkkı. Bir pastane 138 adet yılbaşı kurabiyesine her biri 2 adet 4 adet ve 7 adet kurabiye alabilen yeterli sayıdaki kutulara koyup satacaktır. Kutu sayısı ile kurabiye sayısı arasındaki ilişki şu şekildedir. 7 adetli kutu sayısı A, 4 adetli kutu sayısı B, 2 adetli kutu sayısı C biçiminde veriliyor. A küçüktür B küçüktür C olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi e, ee, 2 adetli kutudan C tane var. O zaman C çarpı 2 kurabiye. Sonra 4 çarpı B kurabiye ve 7 çarpı A kurabiye. Toplam kurabiye sayısı da 138. Hepsi eşit olsaydı bir ne olurdu ona bakalım. Çünkü hani bir yorum yapacağım. En az olması için en azından bir onu deneyelim. Hepsi birbirine eşit olsaydı 7, 4 daha 11, 2 daha 13 C eşittir 138'den yani yaklaşık değer en azından bulalım. C yaklaşık olarak 10 gibi bir sayı. O zaman buraya vereceğim sayılara 10'a yakın sayılar vereyim. Şimdi C en az 10 oluyor. Bak olmuyor bile. 10'dan büyük olacak. O zaman yapayım. Burada e, hepsi eşit olsaydı 10 10 10 diyecektim. Orada da 130 falan elde edecektik. O zaman A'ya burada 10 vereyim. Sonra B'ye 11 vereceğim. C'ye 12 vereceğim deneyeceğim ama bunu bak bilmiyorum. Tut. Yani zaten 10, 11 verip 12 veririm. Olmazsa 10, 11, 13 denerim. Burada bakalım. Zaten tam sayı olacak şekilde ayarlandığı için orada sıkıntı yaşamayız. Buraya 10 verdim. Dediğim gibi en az olması için birbirine yakın seçtim. Orada 10'a yakın bir sayı elde ettim. Bu yüzden 10'dan denemeye başladım. Yoksa tek tek nasıl deneyeceğim? 10 mu vereyim? 15 mi vereyim? A'ya ne vereceğim? O yüzden genelde bunlarda bir eşitmiş gibi düşün. Bir sayının neye yakın olduğunu anla. Ondan sonra değer vermeye başla. Dolayısıyla ee, 10 çarpı 7 70. 11 verirsem 44 oldu. 77 44 daha çünkü A büyüktür B büyüktür C diyor ya o yüzden büyütüyorum. Ee, 77 44 daha 121 yaptı. Ee, ne kaldı geriye? Şey 121 mi? Bakayım mı? Şurası 70 düzeltiyorum. 70 çarpı 44'ten 114. O zaman ne kaldı? 24. Buraya 12 verebiliyor muyum? Evet verebiliyorum. Bak cidden A 10, B 11 verdim. C 12 verdim. O zaman burada 10, 11, 12 verebileceğim en küçük sayılar oldu. 23, 10 daha 33 oldu toplamları D şıkkı. Bunlar birer tam sayıymış. Bu eşitliği sağlayan kaç A tam sayısı vardı? Bir kere bak A pozitif olsaydı 40 bölü 0 bir kere tanımsızdır. Dolayısıyla A mecburen sıfırdan küçük olmalı. B negatif olsa 60 bölü 0'dan tanımsız olur o zaman B mecburen negatif olmalı. Bu yüzden 40 bölü eksi A eksi A 20 eksi 20 bölü A bir tam sayı. Yine 60 bölü 2B B artı B'den e, yani 30 bölü B yine bir tam sayı. Şöyle yazayım tam sayı tam sayı. O zaman buradan hangi sonuç çıkıyor? A 20'yi bölüyor, B de 30'u bölüyor. Şimdi buna göre eşitliğini sağlayan kaç A tam sayısı vardır demiş. Bir içler dışlar yapalım. C eksi A, C artı B. Buradan da gitti. Ha, B de eksi A oldu. Güzel. O zaman B eksi A ise hemen şu ek, bunun yerine git. Böyle yaz. Eksi A yerine bak hemen gittim. B'ye yapıştırdım. Bu ne demek? B hem 20'yi bölüyor hem 30'u bölüyor. 20'yi ve 30'u bölen sayılar nasıl bulunur? İstersen tek tek düşünürsün. İstersen de hem 20'ye hem 30'u bölen en büyük sayı kaçtır? 10. Onun bölenleri de B olabilir o zaman. B'nin alabileceği en büyük değer 10. Hem 20'ye hem 30'u bölen. O zaman 10'un bölenleri nelerdir? 10, 5, 2, 1. Demek ki B sayısı bu değerleri alabilirmiş. Toplam alabileceğimiz 5 tane B tam sayısı var. Kaç tane B tam sayısı varsa o kadar da A tam sayısı vardır. A'nın alacağı değerlerde eksi 10, eksi 5, eksi 2 ve eksi 1 olacaktır. Bu sayıların hepsi 20 ve 30'u bölüyor. Böylece cevabımız tam sayı çıkıyor. 4 tane değer oldu C şıkkı. Bir kare verilmiş. ÖSYM matematik sorularının içinde tamamen temel bilgi olan burada bak. Hani mesela devasa bir kare değil. Devasa atıyorum çember bilgisi değil. Böyle bir tane soruyu geometrik sorabiliyor. O da böyle bu da öyle bir soru. Hiç öyle ekstra özel bir şey yapmayacağız. Şuradaki denileni anlamak burada yeterli. E, bu kümenin elemanı diyor. Kümenin elemanını belirtirken. Kümenin elemanı aslında bu yüzey alanıyla ilişkili. Örnek bu karenin e, elemanı SA eşittir. Atıyorum bu 49 olsun. 49 birim kare. O zaman SA 49'dur diyor. Anlattığı buydu değil mi soruda? Şimdi ilk durumda. Eğer diyor mavi çizgiyi çekersek, buradan kesersek şöyle. Buraya A diyeyim. Buraya da A artı 40 diyeceğim. Çünkü bunların farkı iki bölgenin eleman sayılarının farkı. Burası A artı 40, burası A. O zaman elemanları farkı dediği aslında yüzey alanları farkı. Demek ki alttaki büyük olan üsttekinden 40 birim kare fazla. İkinci görüntüde eğer diyor kırmızıyla çizersen, şunu yaparsan. Bu sefer alanlar farkı 46. Yani sen buraya B artı 46 desen bak burası da B olacak. Olay bu yani. İkisinin farkı hakikaten 46 değil mi? E karenin alanı değişmez. 2K, 2A artı 40. 2B artı 40 kaldı. Bak karenin alan formülünü bile kullanmadım gördüğünüz gibi. Buradan da 2A eksi 2B 6. A eksi B ne oldu? 3. A eksi B 3 olduğuna göre artık bu bölgenin alanı B'ydi. A neyi eşit? B artı 3 pardon. O bölgenin alanı A'ydı. O zaman A eksi 3 de B'ye eşit. Şuraya A eksi 3 yazacağım. Toplam alan kaç? 2 A artı 40. 2 artı 40 buraya X diyeyim. X artı 2 A eksi 3 eşittir. 2 A artı 40. Buradan 2 e, A'lar gitti. X geldi? 43. Arada kalan sarı bölge 43 birim kareymiş. O yüzden eleman sayısı da C oldu 43. A, B, C tam sayıları için aşağıdaki bilgiler verilmiş. A negatif sayısa B ve C pozitif tam sayıdır. Pozitif sayıdır. B ya da C negatif sayıdır. Evet. A negatif sayı B ya da B pozitif sayı. Şimdi bak bir kere şurada e, olay olay halloluyor gibi. B ya da ne demek? Ya B negatif ya C negatif. X'i birden negatif olamaz. O zaman burada şuna dikkat edeceğim. B ve C'nin aynı anda pozitif olma ihtimali ortadan kalktı çünkü birisinden biri kesin negatif. Şu bilgiye göre o zaman B ve C pozitif olmadığına göre A da negatif olamaz. Demek ki A neymiş? Pozitif. Tamamen sayısal mantık yapıyoruz bak. Şimdi A'nın artık pozitif olduğunu anladığıma göre A negatif sayı değil, pozitif çıktı. A pozitifse demek ki doğru olan neymiş? B de pozitifmiş. Çünkü bu yanlışsa o zaman bu doğru olacak. Ya da demek ya o ya o doğru demektir tamam mı? E, A negatif olmadığına göre mecburen B pozitif oldu. B pozitif olduğuna göre B ya da C negatifti. O zaman B negatif olmadığına göre C de negatif oldu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı geldi. M sayısı eksi bir sıfır ve birden farklı bir tam sayıymış. Şimdi F çarpı G A. F A çarpı G A demektir bu. Diğeri de G A küp bölü F A küp demektir. Şimdi F A ne olacak? A üzeri N artı 2. G A ne olacak? A üzeri N artı 4. Buradan da e, tabanlar aynı olduğu için A 2 N artı 6 diyelim. Tabanlar aynı üstleri topladım. A küp'e geldiğim zaman da A küp üzeri N artı 2. Bak 3 N artı 6 yazıyorum o zaman. 3 N artı 6 bölü yine e, a küp diğeri de g'ymiş şunu düzelteyim bu g'ymiş. G a küp olduğu için a üzeri 3 üzeri n artı 4'ten 3 n artı 12 sonra öbürü de a küp n artı 2 olacağı için x yerine yazınca 3 n artı 6 bu da 3 n artı 6 oldu. Şimdi tabanlar burada da aynı olduğu için üstleri çıkar. A üzeri 6 kaldı. 3 ne artı 2'den 3 ne artı 6'yı çıkarırsak. Yine tabanlar aynı 2 üzeri n geldi. Bu da f a'ya eşitmiş. f a ne? a üzeri n artı 2. Buradan da e, artık yazdık. Şimdi tabanlar aynı üstler de aynı olacak. 2 n eşittir n artı 2'den n 2 geldi bakın. n 2 olduğuna göre artık f x eşittir x üzeri 4. g x eşittir x üzeri 6. f 2 2 üzeri 4 yani 16. G2 2 üzeri 6 yani 64 topladığım zaman 80 oldu D şıkkı. FGH fonksiyonları verilmiş ama hangisi hangisi bilmiyoruz. X eşitleri 4 ve X eşitleri 6 hapsiz noktalar FGH fonksiyonlarının en büyük veya en küçük değeri aldığı noktalardır. H1 G1 F1 sıralamasıyla gidilmiş. Buna V H5 F5 H5 G5 sıralamasıyla gidilmiş. Hangileri doğrudur? Bir kere burada şimdi hemen şuna bakalım. H1 G1 F1 yani şurada en küçük hangisi H. O zaman tabii ki renkle göstereyim. Şöyle biraz hatta kalın yapayım. şurayı biraz böyle yapalım. O zaman bak bu H. Tamam mı? Şöyle H olduğunu anladım. Sonra buraya yazayım. sonra G de bu kırmızı olan olsun. En büyük de F olduğu için buna da böyle F yazayım. Şimdi bundan sonra ne demiş bize? F5 H5 G5 Hangisi en küçük bu sefer? F5. O zaman ne olacak biliyor musun? F5 nereye gidecek? Burada en küçük olduğuna göre şöyle yapacağım. Yaptım bakalım bir görelim. Sonra H5 bundan biraz daha büyük. Şöyle yeşil renkle göstereyim. Sonra G5 de en büyük. Böyle yaptım. Gördüğünüz gibi o zaman görüntümüz bu oldu. Şimdi artık ha gerçi o bağlantılı yapmam lazım. Şimdi bak böyle yapınca E açıkta kaldı. Problem var. O zaman ne söylerim? En büyük olacağına göre hemen şunu söylerim. G burada olsun. F en küçük olduğu için bak o en büyük kavramına da dikkat ettim. Bir de devam etmesi lazım fonksiyon. Bak böyle yaptım. Sonra böyle yaptım. İşte şimdi olayı hallettik. Deminki görüntüden yararlanarak olmayacağını görünce yazdım ve şu an artık H fonksiyonu böyle oldu. Sonra G fonksiyonu bu şekilde devam etti. En sonda da F fonksiyonu böyle oldu. Bakalım F8 bu devamında da gösterelim aynı şeyi. F bu fonksiyon sonra G bu fonksiyon H da bu fonksiyon. F8 G8'den küçük mü? Hayır F8 G8'den daha büyük. Sonra G8 H8'den küçük mü? Evet. H8, F8'den küçük mü? Hayır. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 oldu. B şıkkı. Birinci binanın yüksekliği AB verilmiş. İkinci binanın yüksekliği A8. Dördüncü binanın yüksekliği de BA sayısı verilmiş. Her biri eşit miktarda artıyormuş. E, o zaman şuraya da bir M. Burada M. M yazayım böyle. Şimdi ne diyeceğiz? A verilenlere bir bakalım. Bir kere en azından şu AB ile BA arasında bir bağıntı kuralım bakalım. Onu görelim. BA eksi AB neye eşit oldu? 3B'ye. Buradan da 9B eksi 9A eşittir. 3M. 3B eksi 3AM'ye eşit olmuş oldu. Sonra yine şurada ilk basamakları A olduğu için onu da değerlendireyim. A8 eksi AB yani... 10'u alar birbirini götürecek. 8 b de buradan neye eşit oldu? M'ye. Hemen yerine yazalım o zaman. 3b eksi 3a eşittir. 8 b. M ye gördüğüm yere bunu yazdım. Buradan da 4b eksi 3a eşittir 8. Bunların rakam olduğunu unutmamam lazım. Buna göre sayı vereceğim. 4'ün katı, 4'ün katı. O zaman net a'ya 4'ün katı vermem lazım. 0 olabilir mi? Hayır. O zaman 2 basamaklı olmaz. 4 olabilir mi? Bakalım. A'ya 4 verirsem 3 kere 4 12, 8 daha 20. B buradan ne oldu? 5 oldu. Tamam o zaman B'ye 5 verdiğim zaman A'ya 4 verdiğimde oldu. Bir de 8'i deneyeyim onu da göstereyim. A'ya 8 de verebilirim sonuçta 3'ün 8'in 4'ün katı ya. Buradan 24 artı 8'den B ne oluyor? 8. E o zaman hatalı olur bak. 88, 88 eşit olur. E bunların boyları artıyor. Bak buradan da anlayabilirsin hani B'ye niye 8 vermedik hocam? A, B ve B, birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla Burada tek ihtimalimiz varmış. B 5 olabiliyormuş, A'da 4 olabiliyormuş. Buna göre artık ilk yüksekliğimiz 45, ikincisi 48, sonra e, üçüncüsüne bakacağız artık. 51 olacak ve dördüncüsü de 54 olacak. Üçüncüsü o zaman buradan A şıkkı oldu. Burada bir örnek vermiş. Ne demiş bize? 36'nın en büyük 4 tane böleni, kenar sayısına göre. 36, 18, 12, 9. Mesela burada da üç kenarlı olduğu için AB'nin en büyük 3 böleni. B A'nın da en büyük 4 böleninin toplamı 120. Şimdi burada e, özel bir durum var mı? İki basamaklı bir sayı ile alakalı. Hayır o zaman biraz deneme yanılma usulü gitmek lazım bu soruda. Yani özel bir formül ürettim hocam. Yaparsanız helal olsun derim ama ben mecburen şöyle düşündüm. Şimdi e, iki basamaklı bir sayı. Örnek veriyorum 20'yi düşünelim. 20'nin en büyük böleni nedir? 20 sonra 10 sonra 5 mesela 35 büyük geldi. O zaman başka bir sayı deneyeyim dedim. 19 zaten asal sayı. 19 ve 1 olmuyor. 18 deneyelim mesela. 18 baktığınız zaman bir referans aldım yani 20'yi gördüm. olur mu acaba diye, yani toplam çok büyük diye, diye, değil diye. Şimdi 18 kendisi en büyük bölen zaten. Sonra 9, 27. Sonra 6. O zaman ne oldu? 18, 9 daha 27, 6 daha 33 bak 18 sayısı hakikaten oldu? Bir de tersini de deneyelim olacak mı? 81 sayısı e, En büyük böleni 81 Sonra e, diğer bölenimiz e, 27 Diğer bir bölenimiz 9 ve diğer bir bölenimiz 3 değil mi? 81 e, 27, 3 daha 30 81, 9 daha 90, 90, 30 daha 120 gördüğünüz gibi 18 sayısı burada bize doğru cevabı getirdi. Bu sayıların toplamı da 99 oldu D şıkkı. Şimdi vakit kaybı olmasın diye soruyu okurken ben buraya bir yerleştirdim. Ee, ağırlıklar bunlar 50'den 70'e kadar çeşitli ağırlıklar var. 12'den de 20'ye kadar çeşitli yaşlar var. Ortancaları da özellikle gösterdik. 60 ve 16. Şimdi bunun değişmesini istiyoruz. O zaman ben değişmemesi için ne olur ona bakarım. Birinci durumda Şöyle bakayım bir alabilecek miyim? Yok alamıyorum. O zaman üstünde gösterelim. Birinci durumda e, bu 16 veya 60. 16'ya bakalım mesela. 16'nın değişmemesi için ne olmalı? Ortanca terimlerimiz şunlar olmalı ki. Yani 16 artı 16 ikiye böl. Çift sayıda eleman kaldığı için 12 tane kalır. Doğal olarak ortanca şu ikisi olursa değişmez. O zaman bu durumları istemiyorum. Peki ortancanın bunlar olması için nereden eleman seçmem lazım? Burada 5 tane var. Burada da 5 tane kalması lazım. O zaman şuradan seçersen bak bir elemanı çıkardım diyelim. 12 yaşında çocuğu çıkardım. Ne olacak? Burada 5 tane var. Burada 5 tane var. Ortanca başlangıçta da 16'ydı. Şimdi de yine 16 oldu. Örnek veriyorum. E burada bu sildiğim neydi? Dur bakayım bir. 12. Gittim mesela 14 yaşındaki birini sildim. Burada 5 tane kaldı. Burada da 5 tane kaldı. Yani sağ tarafta 5 tane kalacak şekilde silme yaptığımda Medyan değeri değişmiyor. O zaman ben kesinlikle şuna dikkat etmeliyim. Çıkaracağım insanlar 14-12 yaşında olanlar olmamalı. Kimler 14-12 yaşında ağırlığa sahip olanlara bakalım. 14 ve 12 yaşında ağırlığa sahip olan e, bu 50 kilo olan kişi, bu 70 kilo olan kişi, bunları silemem. Sonra yine 12 yaşında olanların ağırlıkları e, burada. 50, 55, 65, 70 bunları silemem. Bunları silersen yani bunlar çıkarsa gruptan o zaman medyan değeri 16'da kalıyor değişmiyor. Yine gelelim yukarıya şimdi burayı hallettik 16'yı. 60 olması için çift sayıda eleman kalacak ya o zaman bunlar olur. Ee, 60 artı 60 bölü 2'den de 60 olur. Böylece hatalı olur yani medyan değişmemesi hatalı durum. O zaman buradan silemem çünkü 5 tane burada. 5 tane de burada kalması için buradan silersem bak örnek veriyorum bunu yaptım. Medyan yine değişmedi. Demek ki hatalı durum ne? Sağdaki 65 ve 70 kiloya sahip olan insanları silersem problem var. O zaman 65 ve 70 kiloya sahip olanlar kimler? Ekstradan bir de şunlar ve şunlar. Ne oldu bak? Burada maviye boyadığım insanları silmemeliyim. Bunları sildiğim zaman medyan değişmiyor. Örnek bunu sildim. Medyan bak yine 60 artı 60 bölü 2'den 60 oldu gördünüz mü? Sağda ve solda eşit sayıda eleman var. Gittin mesela 65 kiloyu sildin. O zaman ne oluyor? Sağda ve solda 5 tane var yine medyan değişmiyor. O yüzden maviler silinmemesi gerekenler geriye kalan 4 kişiyi dilediğimce e, bu gruptan çıkarırsam medyan değeri değişecek demektir. A şıkkı. Burada Farklı rakamların toplamı olarak söylenmiş, örnekte verilmiş. Şimdi ben birinci yorum olarak derim ki A, 2, 4, 6, 8'e eşit olmasın. Bakalım sağ olmayınca eşit bir değer bulabiliyor muyuz? Çünkü tek tek denemeyeceğime göre 1 ver, 3 ver, 5 ver tek tek bunları mı deneyeceğim olup olmadığını? Hayır. Farklı olursa bunların hepsinin toplamına gelir? 6 artı A. Bunların toplamına gelir? 10 artı A. Eşit mi bakalım? Ee, A artı 16'ya buradan da 16 artı 2A eşittir A artı 16'dan A0 geldi ama A0 olursa bu 4 basamaklı olmaz 3 basamağa düşer dolayısıyla A bunlardan biriymiş bak önce bunlara eşit olmasın diye değer bulmaya çalıştım olmadı şimdi eşit olsun diyorum A2 olursa hızlıca deneyelim 4 artı 2'den birincisinden ne gelir bak 6 gelir ikincisinden 2 verirsem 8 artı 2'den 10 gelir. Üçüncüsünden 8, 6, 2 daha 16. Bak A2 oldu tamam problem yok. Sonra gelemen hızlıca 4'ü dene. 4 olursa ilki 4 artı 2'den 6. İkincisi 8, 4 daha 12. 2 daha 14. Üçüncüsü 8, 6 daha 14. 2 daha 16. 4 daha 20. Evet A2 oldu. A4 de oldu. Sonra geleceksin e, artık 6 olur mu diyeceksin. 4 artı 2, 6, 12. E, 8, 6 daha 14. 2 daha 16. Ee, sağ tarafa bakacaksın. 14, 2 daha, 16, 22. Ee, şey 22 diyorum. 8, 6 daha, 14, ee, 2 daha, 16. O zaman olmadı bak. Demek ki 6 veremiyormuşum. 8 verelim. 8, 4 daha, 2, 2 daha, 14. Ee, 8, 2 daha, 10. 8, 6 burası da 16 bak olmadı. Demek ki iki tane değer var alabileceği. Onlarda 4 artı 2'den 6 oldu C şıkkı başlangıçta içindeki su seviyeleri farklı olan özdeş iki kova kendi içinde eşit ve farklı hacimlerde su damlatan A ve B musluklarının altına koyulduğunda A musluğu 5 dakika su damlatırsa kovadaki suyun seviyesi 8 santim artmaktadır. B musluğu 8 dakika su damlatırsa kovadaki suyun seviyesi 10 santim artmaktadır. A musluğu 35 dakika, B musluğu 16 dakika su damlattığında iki kovanın su seviyesi eşit olarak ölçülmektedir. Buna göre başlangıçta B musluğu 48 dakika su damlattığında A musluğu kaç dakika su damlatırsa iki kovadaki su seviyeleri eşit olur. 5 dakika su damlattığında seviye 8 cm artıyormuş. O zaman şöyle yapalım biz. 1 dakikada ne kadar arttığını bulalım. Böylece hani dakika hesabı yapabilirim. 8 bölü 5. Diğeri de yine B'de 1 dakikada o zaman ne kadar seviye yükseliyor? 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 diyelim buna da. Çünkü burada 35 dakika dediği zaman artık orada 35 çarpı 8 bölü 5 diyebilirim böylece. Başlangıçtaki seviyesini bilmiyorum su seviyesi vermiş ama söylememiş ne olduğunu o zaman başlangıçta da bir A var diyelim. Sonra diğeri de başlangıçta bir B seviyesinde su var diyelim. 16 dakika damlatacağız B musluğuna o zaman o da 16 çarpı 5 bölü 4 olacak. Dolayısıyla buradan A artı 56 eşit olduğunu söylüyorsun seviyelerinin son durumda. B artı 20'ye eşit olacak. Buradan da B eksi A 36 geldi tamam. Şimdi başlangıçta B musluğu 48 dakika su damlattığında... O zaman B musluğunun başlangıçta bir e, kovalın B kadar bir seviyesi vardı. Sonra ben buna 48 dakika su akıtırsam 48 çarpı 5 bölü 4 kadar su seviyesi yükselecek. A musluğunda A kadar vardı. E, A şeyinde daha doğrusu kovasında. Daha sonrasında gideceğim diyeceğim ki X dakika damlatsın ve her dakika 8 bölü 5 damlatıyor ve eşit olacak. Gördüğünüz gibi işte Burada soruda aslında o b eksi a'yı bulmamızın da sayesinde b eksi a şurası 48 bölü 4 12 60 e, attım sol tarafa bunu. Sonra öbür tarafta da 8 x bölü 5 var. b eksi a'nın zaten 36 olduğunu biliyorum. O zaman 96 eşittir 8 x bölü 5. Bunlar sadeleşti işte 12 içler dışlar yapıyorum. x eşittir 60 oldu d şıkkı. Fiyatları aynı olan 3 farklı kitap plan bir kampanya ile ikili ya da üçlü paketler olarak satılacaktır. Toplam 120 paket içerisinde her bir kitaptan 94 adet konulmuştur. İkili pakette bir kitabın fiyatı 90 TL, üçlü pakette bir kitabın fiyatı 85 TL'dir. Başlangıçta her bir kitabın fiyatı 100 TL olduğuna göre kampanya dahilinde yapılan toplam indirim miktarı kaç TL'dir? Şimdi her bir kitaptan 94 adet konmuş. O zaman toplam kitap sayısına bir bakalım. 94 çarpı 3, 270, 282 tane kitap var. Bu 282 kitaptan bazıları ikili pakete, bazıları üçlü pakete kondu. Şimdi burada kaç tanesi ikili pakette biliyor muyuz? Hayır. O zaman bakalım e, x tane ikili paket var ve bunun her birinde iki kitap var. 200 burada toplam paket sayısı da 120. 120 eksi x tane pakette de üçlü var. Ve burada bir paketteki kitap sayısı 2. O zaman x paketteki 2x. Burada da 120 eksi x pakette üçer tane olduğu için toplam kitap sayısı bu yüzden önemliydi. 282 oldu bak. Şimdi 2x eksi 3x e, artı 360 eşittir 282. 360 eksi 282 x'e eşit. Ee, Bu da ne yapıyor? 78'miş. Demek ki 78 pakette ikili var. Artık o zaman buna 78 yazayım. Ee, toplam 120 olduğu için de 42 pakette üçlü var. Şimdi sorunun ikinci aşamasına geldik. İkili pakette bir kitabın fiyatı 90 TL. O zaman 90 çarpı 2'den 180 TL Normalde ne kadar olmalıydı bunun fiyatı? Gerçek fiyatı 100 TL'ydi. Bak 100 çarpı 2'den 200. O zaman paket başında 20 TL indirim var. Kaç paket var? 78 tane paket var. 78 çarpı 20 yani 1560 TL buradan indirim yapıldı. Sonra yine aynı şekilde üçlü pakette normalde fiyat 300 TL olmalıydı 100 çarpı 3'ten. Ama üçlü pakette her bir kitabın fiyatı 85 TL'ymiş. Yani 85 çarpı 3. E, normalde hani böyle bile yazmaya gerek yok ama neyse yazayım. 255 TL. O zaman çıkarınca 45 TL indirim var. Bir pakette 45 TL. Kaç tane üçlü paket vardı? 42. 42 çarpı 45 TL'den toplam 1890 TL'de burada indirim var. O zaman 1560, 1890 Topladığımız zaman 3450 TL indirim yapılmış D şıkkı. Bir kitap evinde barış yayınlarına ait türev integral fonksiyon sayma ve trigonometri fasiküllerinin birer adedinin fiyatları sırasıyla 100 TL, 110 TL, 120 TL, 130 TL ve 140 TL'dir. Kitap evinde bu fasiküllerin sadece farklı 4 tanesi %20 indirimle satılmakta, bir tanesi ise indirimsiz satılmaktadır. İndirimden haberi olmayan Sinan cebindeki paranın 4 faskülün toplam fiyatına eşit olduğunu hesaplamıştır. Kasada yapılan indirim sonucu 5. faskülede parasının tam yettiğini görmüştür. Buna göre fasküllerden hangisi indirimsiz satılmaktadır? Şimdi 100, 110, 120, 130 ve 140. E, ne yapılmış? %24, %20 indirimli satılmış. Bir önce bunları böyle yapayım. Sonra da yanına hemen hızlıca şunu yazayım. %20 e, baktığımız zaman hepsi kaç para yapıyor? Kontrol edeyim. 110, 120 daha 230, 130 daha 360, 140 daha 500, 100 daha 600. Hepsine birden indirim yapılırsa o zaman 600'ün 600'ün %20'si ne yapıyor? Burada 480 TL yapıyor. Şimdi hepsine indirim yapılırsa ama bir tanesine indirim yapılmıyor. Hangisine indirim yapılmadığını bilmiyoruz. Burada şu dikkatimi çekti. Tam 480 TL yazarken aslında biraz da onu görmek evet iyi olur bu soruda. Bakın şunların toplamı 500 TL. Yani öyle bir ayarlanmış gibi. Bunu fark edersen daha iyi olur. Yoksa tek tek denemen lazım. E biraz TYT'nin de işte olayı bu ya. Hani hızlı mı yapacaksın, yavaş mı? Bunların hepsinin toplamı 500 TL. Bu dört tanesinin %20'sini alırsak yani 5'te 1'ini alırsak 100 TL indirim olacak. O zaman ne olacak? Bunların şu dördünün toplam fiyatı 400 TL'ye gelecek normal durumda. Ve burada da bu 100 TL o zaman bu indirimsiz zannettiği için 100 artı 400'den bak bunları 500 TL'ye alabiliyor. Demek ki indirim yapılan bu 4 tanesi Böylece 400 TL'ye geliyor onlar. Bu indirimsiz olduğu için 100 TL ve toplam yine 500 TL oluyor. O zaman artık buna gerek kalmadı. Dolayısıyla bu 100 TL olan hangisiydi? Türev. Türeve indirim yapılmadı. Diğerlerine %20 indirim yapıldı. Böylece toplam 500 TL parası yetmiş oldu A şıkkı. Bir kitap evinde barış yayınlarına ait türev integral fonksiyon sayımı ve trigonometri fasiküllerinin birer adedinin fiyatları sırasıyla 100 TL, 110 TL, 120 TL, 130 TL ve 140 TL'dir. Kitap evinde bu fasiküllerin sadece farklı 4 tanesi %20 indirimle satılmakta, bir tanesi ise indirimsiz satılmaktadır. İndirimden haberi olmayan Sinan cebindeki paranın 4 fasikülün toplam fiyatına eşit olduğunu hesaplamıştır. Kasada yapılan indirim sonucu 5. fasikülde parasının tam yettiğini görmüştür. Buna göre fasiküllerden hangisi indirimsiz satılmaktadır? Şimdi 100, 110, 120, 130 ve 140. E, ne yapılmış? %24, %20 indirimli satılmış. Bir önce e, bunları böyle yapayım. Sonra da yanına hemen hızlıca şunu yazayım. %20. E, baktığımız zaman hepsi kaç para yapıyor kontrol edeyim. 110, 120 daha 230. 130 daha, 360, 140 daha, 500, 100 daha, 600. Hepsine birden indirim yapılırsa o zaman 600'ün 600'ün %20'si ne yapıyor? Burada 480 TL yapıyor. Şimdi hepsine indirim yapılırsa ama bir tanesine indirim yapılmıyor. Hangisine indirim yapılmadığını bilmiyoruz. Burada şu dikkatimi çekti tam 480 TL yazarken aslında biraz da onu görmek evet iyi olur bu soruda. Bakın şunların toplamı 500 TL. Yani öyle bir ayarlanmış gibi bunu fark edersen daha iyi olur. Yoksa tek tek denemen lazım. E biraz TYT'nin de işte olayı bu ya. Hani hızlı mı yapacaksın, yavaş mı? Bunların hepsinin toplamı 500 TL bu 4 tanesinin. %20'sini alırsak yani 5'te 1'ini alırsak 100 TL indirim olacak. O zaman ne olacak? Bunların şu dördünün toplam fiyatı 400 TL'ye gelecek normal durumda. Ve Burada da bu 100 TL o zaman bu indirimsiz zannettiği için 100 artı 400'den bak bunları 500 TL'ye alabiliyor. Demek ki indirim yapılan bu 4 tanesi böylece 400 TL'ye geliyor onlar. Bu indirimsiz olduğu için 100 TL ve toplam yine 500 TL oluyor. O zaman artık buna gerek kalmadı. Dolayısıyla bu 100 TL olan hangisiydi? Türev. Türeve indirim yapılmadı. Diğerlerine %20 indirim yapıldı. Böylece toplam 500 TL parası yetmiş oldu A şıkkı. %40 karla satılan bir ürüne satış fiyatı üzerinden %35 indirim yapıldığında ürünün yeni satış fiyatı 182 lira olmaktadır. Eğer %40 karla satılan bu ürüne yapılan indirim satış fiyatı yerine alış fiyatı üzerinden yapılsaydı Ürünün yeni indirimli satış fiyatı kaç lira olurdu? Şimdi ürüne o zaman bir 100A diyelim. Tamam mı? Biz bunu 140A'ya satıyoruz. %40 karla. Sonra satış fiyatı üzerinden %35 indirim yapıyoruz. O zaman %35 indirim yapmak demek 65 bölü yüzüne düşürmek demek. Yazıyorum o zaman. 65 bölü yüzünü alacağız. Buradan 5'e böleyim. Daha doğrusu 20'ye böleyim. 5 diyeyim. 20'ye böleyim 7. E, burayı 5'e böleyim. Ne oldu? 13 çarpı 7'den 91 geldi. 91 A geldi. 91 A da 182 eşit. Güzel. A buradan 2 geldi. Bir tam sayı elde ettik. Demek ki başlangıçta bu ürünün fiyatı 200 TL'ymiş. Sonra ne demiş bize? E, 280 TL'de bu arada 140 A'dan dolayı satış fiyatı bu maliyet, bu da satış fiyatı. Biz alış fiyatı yani maliyet üzerinden indirim yapsaydık 200'ün %35'e ne kadar olacaktı? 70 TL indirim. O zaman buradan da 280-70'ten bu ürün ne kadara satılacaktı? 210 TL'ye C şıkkı. A şehri ile B şehri arasında 8 benzin istasyonu vardır ve ardarda arda gelen her istasyon arasındaki mesafe 100 kilometredir. Her iki komşu benzin istasyonu arası 8 eşit aralığa ayrılırsa A şehrinden B şehrine doğru aynı anda aynı yönde giden 3 araçtan Can'ın aracı ile Sertaç'ın aracı arasındaki mesafe 12 aralığa eşit olurken 12 eşit aralığa ayrılırsa Can'ın aracının Engin'in aracına uzaklığı 30 aralığa eşit olmaktadır. A şehrine en yakın olan Can'ın aracı Sertaç'ın aracını 3 saat sonra Engin'in aracını 5 saat sonra yakalamıştır. Sertaç 3. benzin istasyonundan saat 11'de geçtiğine göre saat 14.30'da saatteki hızı 80 km olan Engin'in 6. benzin istasyonuna uzaklığı kaç kilometredir? Şimdi A ile B şehri arasında 8 tane istasyon varmış. Benzin istasyonu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. Arka arkaya gelen iki benzin istasyonu arasındaki mesafe 100 km olduğunu söylemiş. Eğer diyor burayı 8 eşit aralığa bölersek her bir benzin istasyonu arasındaki mesafeyi gidip 8 aralığa bölersek A şehrinden B şehrine doğru çıkacak olan bu araçlardan Sertaç'la Can'ın arasındaki aralık 12 aralığa eşit olacak. O zaman bu şu demek. Biz bunu 8 eşit aralığa ayırdığımızda 12 aralığa eşitse 1 aralık 100 bölü 8 kilometredir. O zaman bunların aralarındaki mesafe 100 bölü 8 çarpı 12'dir. Doğal olarak buradan da 4'e bölsek 2, 4'e bölsek 25. Burayı da bölsek demek ki aralarında 150 kilometre vardır. Böyle söylemiş biraz zorlamış yani bize. Sonra eğer 12 eşit aralığa bölersek bu sefer e, gidip herhangi e, bu 8 değil de 12 eşit aralığa bölersek ne olacak? 2 aralık arası 100 bölü 12 olacak 2 çizgi arası. Ve bu sefer de 30 aralıkmış. Burada da o zaman 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 5. Buradan da 50, 250 kilometre yaptı. Bu canla engin arasındaki mesafe. Bu Canla Sertaç arasındaki mesafe 150 kilometreyi Vc eksi Vs ile de ne kadar sürede kapatıyormuş? 3 saat sonra. O zaman buradan da Can ne kadar hızlıymış Sertaç'tan 50 kilometre. Sonra ne yapıyorduk çünkü birisi diğerini yakalayacaksa hızlar farkı çarpı zaman bize aradaki mesafeyi veriyordu. Bu sefer Engin'in arasındaki mesafe 250. VC eksi VE diyeyim. Buradan da bunu 5 saatte yakılıyor. Demek ki VC eksi VE de buradan yine ne geldi? 50. Taraf tarafa çıkarırsak o zaman sertaçla enginin hızları bak sıfır olacağı için farkları birbirine eşit geldi. O zaman sertaçın hızı 80 ise enginin de hızı 80'dir. Şimdi bize ne demiş? Sertaç 3. benzin istasyonundan saat 11'de geçtiğine göre... Saat 14.30'daki saatteki hızı 80 km olan enginin 6. bir benzin istasyonunda uzaklığı kaç kilometredir? Soruda şimdi yine bir ilginç nokta daha var. Onu da yapalım. Şimdi sert biz 3. benzin istasyonunda olduğunu biliyoruz. Yani 1, 2, 3. benzin istasyonunda olduğunu biliyoruz. Ne zaman? Saat 11.00'da. Saat 11.00'da peki Engin nerede? Hemen söylüyorum 4. 4. istasyonda. Niye biliyor musunuz? Çünkü soruda bize demişti ya 150 kilometre olduğunu biz bulmuştuk. Kim ne? Can'la ee, Sertaç'ın. E, Can'la Engin arasında da 250 kilometre var. Bunların hızları aynı olduğuna göre aralarındaki mesafe her an aynıdır. Çünkü hızları aynı. Birisi ne kadar yolluyorsa öbürü de o kadar yolluyor. O zaman e, saat 11'de bu 3'te ise saat 11'de bu 4. istasyonda olacak. Aralarında 250-150'den 100 kilometre mesafe var. Her istasyon arası mesafede bir 100 kilometreydi. O zaman 11'den 14.30'a kadar toplam 3.5 saat geçer. 3.5 saat hızı da 80 olduğu için 280 kilometre yapacak. 280 kilometre yol aldığına göre 100 kilometre gittiğinde 5'e, 200 kilometre gittiğinde 6'ya 300 kilometre gittiğinde 7'ye varır. O zaman 6. kilometre 6. benzinliğe de ne kadar uzaklıkta olacak? Şurası toplamda 100, 100. E burası 200 demek ki o zaman 80 kilometre uzaklıkta olmuş olacak. 6. benzinliğe doğru cevabımız o zaman aşık oldu. 7.ye sorsaydı da 20 kilometre mesafemiz olurdu. Bir arkadaş grubu hafta sonu etkinliği için sinemaya veya tiyatroya gitmek şeklinde iki seçenek belirlemiştir. İstekler alındıktan birkaç gün sonra 12 farklı kişi tercihlerini değiştirmiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam miktar 150 TL artmıştır. Sinema biletinin fiyatı tiyatro biletinin fiyatından 25 TL daha fazla olduğuna göre tiyatro biletini sinema biletiyle değiştiren kaç kişi vardır? Şimdi burada hemen bakalım A kişi e, sinema biletini... Tiyatro biletini sinema ile değiştirsin. Yani A kişi ne olacak? 25 TL daha fazla verecek. Sonra 12 eksi A kişi de sinemadan tiyatroya geçsin. O zaman bunlar da 25 TL iade alırlar. Dolayısıyla A çarpı 25 fazla verenler, 12 eksi A çarpı eksi 25 de şöyle çarpayım hatta. Bunlar da az verenler olacak ve toplamda 150 TL Artmış olacak. Buradan da 25A. Eksi eksiden 50A. Eksi 300 eşittir 150. 75A. Şurayı bir düzelteyim. E, yanlışlıkla 50 yazmışım. 25-25 50A. 50A eşittir 450 oldu. A da buradan 9 oldu. Zaten benden de bunu istediği için ben direkt hemen ona A harfi vermiştim. Bulduğumuzda bakın tiyatroyu sinemayla değiştirenler oldu. D şıkkı. Bir okulda öğrenciler için hafta sonu yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Bir sınıf en az 15 öğrenci olduğunda açılmakta ve en fazla 25 öğrenci alabilmektedir. Yetiştirme kursunda yukarıdaki şartlara uygun olarak açılan 4 sınıfın ilk 2 sınıfındaki öğrenci sayılarının oranı 6 bölü 7, diğer 2 sınıftaki öğrenci sayılarının oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre yetiştirme kursunun bu 4 sınıfında toplam kaç öğrenci vardır? Şimdi bir sınıfta 4A, diğer sınıfta 6A, diğer sınıfta 7A öğrenci olsun ilk iki sınıf. Diğer sınıflarda da 2B diyelim, 3B diyelim. Bunları biliyoruz. Şimdi ilginç evet burada güzel bir durum var. En az 15, en fazla 25 öğrenci var. O zaman burada 6A ve 7A şöyle hani göstereyim. 15'ten büyük, 25'ten de küçük veya eşit olması lazım. Bu şartları sağlayan 6a, 7a olacak şekilde sayılarımız ne var? 6'nın katı 7'nin katı 15'e de 25'in arasında. a'ya 3 versek e, olur. a'ya 2 versek olmaz. O zaman evet bak a'ya gerçekten 3 verince ne oluyor? 18 oluyor. Öbürü de 21 oluyor. Hakikaten 15 ile 21 arasında oluyor. a'ya gidip 2 versem bu 12 olur. 15 ile 25'in arasında düşmez. 4 versen 7A 28 olur yine 25'ten fazla olur. O zaman demek ki 18 ve 21'miş. Gelelim yine aynı şekilde bak bunlar da 2B ve 3B de 15'ten büyük veya eşit 25'ten de küçük veya eşit olacak. O zaman burada B'ye 8 versem 16 yapar 3 verince burada da 24 oldu. Gerçekten bak bu sınıf B'ye 8 verirsem B'ye 8 verirsem 24 16 oldu. Bu da 24 oldu, şartı sağladı. B'ye 8 değil de 7 versen az oluyor 15'ten. B'ye 8 değil de 9 versen 3B o zaman 27 oluyor, 25'ten fazla oluyor. Demek ki B'ye sadece 8 verebiliyormuşum. Böylece o sınıflardaki öğrenci sayısı da 16 ve 24 oldu. E, toplam öğrenci sayısını sormuş. 18, 21 daha 39, 16, 24 daha 40 oldu. Toplam 79 geldi C şıkkı. Okulda müzik dersini seven erkek öğrenci sayısı, resim dersini seven kız öğrenci sayısından 30 fazladır. Şimdi e, müzik dersini seven öğrencilere yüzde üzerinden gideceğimiz için şu an bir 35K diyeyim. Müzik dersini seven e, erkek öğrenciler hangisiymiş? Kırmızı olan. O zaman buraya diyeceğim. Burada yazdığıma 25K diyorum. Şimdi daha sonrasında Resim dersini seven kız öğrenci sayısı da şurası. O zaman o da 10K. Bunların farkı 15K eşittir 30. K buradan 2 oldu. Şimdi ne yapacağım? Müzik dersini seven öğrenci sayısı. Müzik dersini seven öğrenci 25, 35 daha 60K. Sonra bilişim dersini seven erkek öğrenci sayısı burada Kırmızı olan 15K çıkarıyorum. 45K. K'yı 2 bulmuştum zaten. 90 oldu C şıkkı. İkisinin yaşları toplamı 4 çocuğunun bugünkü yaşları toplamı eşit. O zaman anne ile babaya A artı B diyelim. Çocukların yaşları toplamına da C diyelim. Sonra 12 yıl önce anne 12 yaş küçük ama çocuklar 4 tane dikkat et. 12 yıl önce 12 çarpı 4'ten toplam 48 azalırlar. Birinci çocuk 12 yaş, ikinci yaş, ikinci çocuk 12, üçüncü çocuk 12 ve dördüncü çocuk 12'şer yaş küçüleceği için görüntümüz bu. Dolayısıyla anne neye eşit oldu? C eksi 36'ya eşit oldu. O zaman yerine yazarsak C eksi 36 artı B eşittir C. Buradan şu denklemde yerine yazdım. Anneyi böylece C'ler gitti. Baba 36 yaşında oldu A şıkkı. Burada anlatılana göre iki tane periyot var aslında. Birincisi matematik, Türkçe, coğrafya, geo, sonra matematik, Türkçe, coğrafya. Yani dörtte bir başa dönen ders adları. Sonra bir de soru sayısı. 120, 120, 150, 150, 150. O zaman burada 5'te bir de yine bak başa dönüyor. 120'den 2 tane, 150, 150, 150 sonra yine 120'ye geri dönüş. O zaman 209'u önce bir 4'e böleyim. Böylece hangi ders olduğunu öğrenelim. 4'e bölünce kalan ne olacak? 1. Birincide ne var? Birincide matematik var. O zaman demek ki matematik yazmalı. Sonra 209'u 5'e bölersek kalanımız ne? 4. Baştan dördüncü ne? 1, 2, 3, 4 yani 150 soru. Dolayısıyla matematik 150 soru yazacak yani doğru cevabımız E şıkkı. Toplam 1200 soru çözüyorlar. O zaman Hakkı'nın çözdüğü soru sayısına A diyeyim. Diğerine de 1200 eksi A diyeyim. Şimdi ikinci gün yine aynı şekilde aynı sayıda soru çözüyormuş Hakkı. Ve bunların çözdükleri soru sayısının farkı 300. Ama hangisi hangisinden büyük söylememiş. Tamam o zaman 1, 2A, eksi 1200 eksi a 300 olabilir. Buradan da 3a eşittir 1500'den a 500 olur. Yani Hilmi'nin böylece çözdüğü soru sayısı 700 gelir. Veya 1200 eksi a eksi 2a 300'dür. Buradan da 900 eşittir 3a olur. a buradan 300 olduğu için Hilmi'nin de çözdüğü soru sayısı 900 gelir. Dolayısıyla Hilmi'nin alabileceği değerler toplamı 700-900 daha 1600 olmuş oldu D şıkkı. Bir tane özdeş sarı var. O zaman üçünü seçersek bunların ne olur? Bir tane durum olur. 3 sarı seçersen bir durum. Özel durum olduğu için sarıları dikkate almam lazım. Çünkü onlar seçimi etkiliyor. İki sarı seçersem 1, 2, 3, 4 kalan 5 taneden bir tanesini yanına seçerim. Böylece 3 tane eleman seçmiş olurum. Bir tane sarı seçersem Böylece yanına kalan 5 taneden 2 tanesini seçerim. Hiç sarı seçmezsem kalan 5 taneden 3 tane direkt seçerim. Sarılar özdeş olduğu için seçim etkileyecekti bu yüzden ayrıca yaptık. 5 10 burası e, yine 10 şurası 1. O zaman 6 20 daha 26 oldu B şıkkı. Tüm durumlara bir bakalım. 4 prizden 2 tanesini seçeceğiz ve prize takacağız. İstenen durum ne? En az 3 tanesinin kırmızı olması. O zaman en az 3 tanesinin kırmızı olması için mecburen biri kesin seçmem lazım. Biri seçtikten sonra yanına neyi seçebilirim? 1, 4. Burada sayma bile yapabiliriz bak. 1 ve 4 numaralı priz seçersin olur. 1 ve 3 numaralı priz seçersin olur. 1 ve 2 numaralı priz seçersin olur. Ya da şunu dersin. Zaten bunu kesin seçmelisin. E, o net birin birlisi. Yanına 1, 2, 3. Buradaki 3 prizden hangisini seçersen seç en az 3 kırmızıyı garantilemiş olursun. Dolayısıyla 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 oldu. E şıkkı.